ve son raundun başlamasına saniyeler kaldı. Tüm yorumculara ve seyircilere başarılar dileriz. Sporun sigortası HDI Sigorta son round programını sunar. Hiçbir dönemde olmuş. Her yerinde ama sevgili Ali, şöyledir. İşler iyi gitmezse hocayı değiştirirsin. Ya tamam, değiştirirsin. Değiştirdin zaten. Yani değiştirdin bir kere. Ha, o zamandan sonra kendin gidersin. Şimdi kendinin gitme noktasına geldin. Ha, şimdi bundan sonra, şimdi bu Şubat ası, 5 günden sonra. Şimdi kadroyu komple değiştirecek halin yok. Ama mesela Alanya Spor iyi gitmiyordu bir dönem. Yani Bülent Hoca ile bir yükseldiler, sonra düştüler. İşte Farioli bambaşka bir şey yapıyor. Evet. Yani onu o... Ha, ama bu maçta bir ama Farioli unutmayalım. Eskiden böyle Alanya Spor'da yardımcı hoca değil miydi zaten? Evet. Yardımcı hocayken onu Karagümrük almamış mıydı? Öyle değil mi? Torrent'ten şimdi doğru da. Torrent'te mesela bu maçta bir şeyler gördüm. Bir sinyal gördüm yani. Ya, Torrent'te zaten her şekilde sinyal var da. Yani benim söylemek istediğim zaten... Yani bilmiyor mu abi şeyi? Yani Farioli mesela Fenerbahçe'ye sen böyle önerdiğin zaman ben diyordum ki bak valla oynattığı oyunu beğenmezsin diyordum. Bir kere adam böyle Alanya Spor'a ilk geldi Türkiye'ye. Zaten böyle Alanya Spor'u çok iyi tanıyordu. Kısa süre önce geldi. Oyuncuların çoğu vardı zaten. Yani genç oyuncular, işte Umut Güneş'inden Fatih'ine, onların nasıl bir gelişme. Şimdi bu öyle değil ki, geldi. Bildiği 3 tane oyuncu var. Direkt bildiği 3 tane oyuncu var. Muslera sakatlığı var. Mustafa Muhammed Afrika Kupası'nda. Bir de şey var işte, Van Aanholt var. Çok kariyerli yani. Hollanda bir takımda oynamış oyuncu. Başka bildiği oyuncu var mı ya? Mark Avyu biliyordur belki. Yok. Yok, ya da gelince inceleyince bu en önemli oyuncularımızdan bir tanesi tespitini yapmıştır. Şimdi o yüzden o istediği oyunu, bu mesela 30 dakikalık oyunu böyle 90 dakikaya yaymak istiyorsa Domenech Torrent, mutlaka sırtı dönük oynamayı bilen bir 6 numara. Bak bu arada bir şey söyleyeceğim. Öyle illa çok sert falan savunma önünde caydırıcı böyle ön stoper gibi değil. Bence Fernando tipi bir oyuncu alması lazım. Topla çıkabilen tabii çok en önemli. Artı şey. Yani o topu iyi kullanan böyle tecrübeli, ya bir böyle kiralık alabilirsin maç eksiği yoksa. İki, ya hakikaten Fernando tipi oyuncular var ya. Brezilya'da öyle bir sürü oyuncu var. Yani bir tanesine Domenech Torrent'in böyle onay verdi. Yalnız yine böyle atlamamak istiyorum. Sergio Rico olmadı ama Sergio Rico böyle kalibresinde. En azından büyük takımlarda yedek kaleci kar yükselmiş. Reina Dila. Şimdi onu yazarlar alta, abi Bayern Münih'te yedek olmuştu senin adam. Hayır abi, o beni hiç ilgilendirmiyor. Reina hariç herhangi bir tecrübeli gerçekten. Yani illa herhangi böyle ayakları iyi kullanma değil. Herhangi bir Fransız takımının ikinci kalesini al gel abi. Herhangi bir Fransız takımının ikinci kalesi. Zaten onu alacaktı Doğan Alemdar'ı. Son haftalarda oynamaya da başladı da. Aynen öyle. Şimdi Doğan birinci kaleci olur orada. İşte bir tane herhangi bir ikinci lig takımı. Hatta gerek yok. Malatya'dan hep kaçal abi. Aslan gibi kaleci. Bak onu söyleyeyim. Marsilya'dan Mandanda'nın adı geçiyor. Mandanda büyük kariyerdir. Yani filmlere konu olmuş. Ya filmlerde hep böyle, Marsilya filminde biliyorsun. Hep arka planda böyle bir çocuk kalede, arkasında taştan kalelerde, arkasında Mandanda yazar falan. O kaleci o kaleci değil artık. O kaleci o kaleci olsaydı bu kalecinin zaten yediği durumuna düşmezdi. Onu söyleyeyim böyle. Refleksler yavaşladı. Yaşı ilerlediği için. Reaksiyon kalitesi düştü. Artı böyle ayağı da eskisi gibi değil. Yani böyle atamıyor topları da. Yani o büyük hata olur. Onu söyleyeyim. Yani şeye bakacak. Böyle Sergio Rico ayarı o yaşlarda. Ama mutlaka ve mutlaka bunu da yapması gerekiyor. Çünkü Galatasaray'ın 4 takım küme düşeceği bir sezon. Yani o işte dediğin gibi işler kötü gittikçe böyle bu maçta da olduğu gibi, daha önceki maçlarda da olduğu gibi böyle yani hakemler hiç aman bana ne der vermez yani. Bunlar böyle çünkü. Senin böyle abi. Gibi, bunlar böyle böyle operatör değil mi aynı zamanda? Maalesef Türkiye'de çok operatör adam var. Evet. Ama 4 tane operatör, ikisi var. 4'ü saha içi operatör, çok dikkatimi çekiyor. Ben bu 4'ünü not ettim. Emin olun Türkiye kamuoyu da not edecek. Bunların 2-3 tanesini hayatım boyunca unutmayacağım. Hatırlatacağım. Yani bir kere Suat Aslan. Bir daha böyle hatırlatır mısın bunları? Sağ içi operatör. Engin bir şey. Suat Aslan bu. Ümit Öztürk. Bu sene öyle oldu. Eskiden öyle değildi. Bu sene öyle oldu. Ali Şansalan. Ve Yaşar Kemal Uğurlu. Bunlar operasyoncu. Erkan Engin ve Özgür Yankaya da VAR operasyoncusu. VAR operasyoncusu. Bu operatörler şimdi keyfini çıkarsınlar ama bu dünya bir günlük değil. Hepsini hatırlatacağım tek tek. Türkiye'ye bir daha bir Hasan Doğan dönemi lazım. Bu işleri bir sıfırlayacak. Bir daha bir Hasan Doğan başkanlığı lazım. Geldi 5 tane hakemi çat diye kesti. 5 tane hakemin hakemliğini bitirdi. Çok gerekiyordu. Türk futbol tarihinde Mutlu Çelik diye bir gerçek vardır. Bülent Uzun diye bir gerçek vardır. Bülent Demirlenk diye bir gerçek vardır. Vedat diye bir gerçek vardır.
Hakan Sivriservi vardır. Sonra bu Hakan Sivriservi'yi 2-3 kere MHK'lara soktular. İşte ben bu operatör arkadaşlara diyorum ki sizi unutturmayacağım ben. İleride MHK'lara falan da sokturtmayacağım. Güzel. Bu tavrını kesinlikle destekliyorum. Yani bunun için her şeyi yapacağım. İşte bizim toplum maalesef o konularda biraz bir böyle Hasan balık Doğan'ın hafızalı. Yine bir Hasan Doğan'ın gelip başta bu tetikçi arkadaşların en azından bir kısmı olmak üzere büyük bir temizlik operasyonuna birkaç tane de kaşar var. Hani operasyoncu değil ama kaşar. Onları onlardan kurtulması lazım. Şimdi Cüneyt Eyyamcı'nın kralıdır. Ama Cüneyt'e biz hiçbir zaman operasyoncu diyemeyiz. Cüneyt dedim Cüneyt Çakır. O zaman Cüneyt'e sen gidip talimat veremezsin şunu şöyle yap böyle yap diye. Cüneyt zaten durumdan vazife çıkartabilir o ayrı. Ama kafada vardır hep bir şey. Kafasında var. O başka bir şey. Ama ikisi ayrı şey. Durumdan vazife çıkarmak da kötü bir şey de. Sonuçta kötü niyetli değil. Onu anlatmaya çalışıyorum. Öbüründe bizzat niyet var. Niyet. Şimdi ben Ali Şansalan. O zaman biliyorsun şöyle bağlayalım. Fener-Trabzon maçındaki Kim Mince'ye sarı kartını ve daha ağır pozisyon olan, çok daha ağır olan Malatya maçındaki VAR hakemliğini unutturmayacağım. Bu şey onu neydi VAR'da? İki haftadır böyle çelişkili karar veren Batshuayi'nin pozisyonu bir şey vermeyip. Erkan Engin. Daha yeni peydah. Zaten bu Osman, yeni peydahlandı. O yüzden bana sık sık hatırlat onu, tamam mı? Erkan Engin. Bak bu yeni peydah. Yeni peydahlara hep dikkat edeceksin. Yeni peydahlara hep bunlar yükselmeye çalışır böyle. Efendim, Servet Bey, Ferhat Bey. Anladın mı? Mehmet Bey falan. Anladım ya. Kendi böyle size işini yapacağını hep sürekli patronun yanına gider. Arz ederim efendim. Küçük böyle ilişkiler değil mi? Neyse ya ama. Baş üstüne. O zaman şöyle yapalım. Les Kick. OEMS. OEMS yani böyle operasyonel eyyam merkezcileri. Güzel mi? OEM. Operasyonel eyyam merkezi. And Mozzarella's diyelim ki. Öbürünü kullanırsak bir hakaret davası açarlar. Out of Turkish futbol diyelim. Mozzarella aynen. Hakaret mi abi? Değil. Bak böyle Ahmet evet. Çakar'ın ben o şeyini severim. Biliyorsun o taktiğini. Ben size böyle gerizekalı demiyorum ki. Yaptığınıza gerizekalılık diyorum yani. Onunla hala neden polemiğe girersin abi Galatasaray oyuncusu? Neden girer? Abi, ben Ahmet abiyle polemiğe. Ya adam diyorsun bu ya. Hayır kardeşim. Sen sonuçta ekrandan çıkıyorsun. Ekrandan çıktığın zaman adam arkandan konuşur abi. Devam eder konuşmaya. Program tabii abi. Abi onun dışında bütün yöneticilerin gelir gelmez izlemesi gereken bir video. Muazzam haklıyken nasıl haksız konuma düşersin Ahmet Çakar karşısında? Tabii canım. Mahcupsun Güntekin'le biten. Yani bırak Lücescu'yu, Güntekin'i de bitirdi abi. Onu söyleyeyim ya, Güntekin orada kaldı ya. Aslında değilim falan. Değilsin, sen de kalıbın adamı değilsin falan. Yani girmeyeceksin abi. Bak abi, bunlar yalnız ya, gerçekten böyle yöneticilik. Baba adamın işi o ya. Siz, dair. Bırakın abi biz, yani laf ebesi olmasak biz, sen de ben de bu televizyonlarda bu kadar da şey olur mu abi? Tabii canım. Yani ben mesela bu Ahmet Çakar'la bir yıl yaptım. Ben yani ya. Öyle geliştirdim. Ahmet Çakar yani, diyordu sen çok safsın. Yani seni yerler böyle. Ne kadar bilirsen bil, zeki olursan ol. Çok safsın. Bu kadar saf iyi olma. Biraz tabii kötü ol derdi. Bazen böyle dozunu kaçırdım mı diye düşünmüyor değilim derip. Neyse biz şimdi Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe'ye geçeceğiz şimdi. Fenerbahçe bölümünde görüşmek üzere. Sporun sigortası HDI Sigorta Son Round programını sundu.